Bildiğiniz gibi şey stabilitesi konusunu işliyoruz. Bununla ilgili sizinle birkaç slide paylaşımı yapacağım. Geçen derste hatırlayın, Shevler'in tanımı bir zemin kütlesinin yatay bir düzlemle açı yapan yüzeyine şev adı verilir dedik. Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevlerle karşılaşırız ve bu bölgeler imara açılınca biz burada yerleşim yeri kurmak zorunda kalabiliriz. Bir de mühendislik yapısı olarak açılan, yapılan yapay şevlerimiz var. Mesela bir yol yarmasında, bir barajda, depo sahasının kenarında şev düzenlemeleri yapmamız da gerekebilir. Bakın doğal yüzeyle bir mühendislik çalışması sonucu yapılan şev arasındaki farkı hemen görebiliyorsunuz. Hiç ummadığımız, beklemediğimiz anlarda şev kaymalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bakın burada normal şartlarda göçmeden önce bir eğimli yüzey var ama bu Çin yetiştireceğiz derken çok sayıda çok uzun süreli sulamalar yapılmış olmalı ki toprak yumuşamış ve bir anda kayma oluşmuş. Yani kayabilir yüzeylerde su zemin ilişkisine çok dikkat etmek lazım. İşte şevi tanımlarken bir şevin topuk noktası, en alt noktası var dedik. En üstte tepe noktamız var. Bir de yükseklik çok fazla olursa teraslama yaparız. Biz oraya seki deriz veya pali deriz inşaat mühendisliğinde. Şevin açısı işte alfa açısı ve eğimi verilir yatay ve düşey olarak. İşte yatay ve düşey olarak ifade ediliyor ilk başta. Yatayda yürüdüğümüz kısım, düşeyde gittiğimiz kısım. 1 bölü 3, 3 bölü 1 gibi. Onlara dikkat ediyoruz. Bazen karışır. O zaman bir yatay, üç düşey gibi açıklama yapmak gerekebilir. Eğer seki ya da palya yapmadan tek yüzeyli yapıyorsak şevin bir yüzeyi olur ama eğer palyeleme ya da sekileme dediğimiz durum oluşur ise o zaman birkaç tane hem küçük şevler oluşur bir de toptan göçme dediğimiz durumda karşımıza çıkabilir. Eğer şurada gördüğünüz çizgili sistem çizgiler normalde doğal şey ama burada bir güvenlik problemi olmasın, şev kaymasın diye kaydırıcı kuvvetleri azaltmak için belli bir miktar malzeme alınmış ve palyelenmiş gördüğünüz gibi. Burada ana yol buradaysa bakın bir palye, iki palye, üç tane palye yapılmış. Her bir palye 40 metre, 10 metre ise bakın burada şev yüksekliği 40 metre gördüğünüz gibi. Burada her bir basamağın genişliğini görebiliyorsunuz. Her bir şev açısını görebiliyorsunuz. Normalde genel şev açısı buyken her bir palyelemede ya da sekilemede her bir basamakta arkadaşlar ayrı bir şev açısı oluşuyor gördüğünüz gibi. Burada yine palyeleme sonucu şevlere güvenemiyorsak zemin çivisi ve şatkrit dediğimiz durum yapılıyor. Onunla ilgili video gösteririm. Şevler arkadaşlar sadece kendi üzerinden yol geçirirsek ya da yerleşimi açarsak problem olabilir gibi bir durum yok. İşte gördüğünüz gibi bir şev kayması, heyelanlı bir bölgeden yol geçirilmesi durumunda o yolu komple ulaşıma kapatmış durumda. Burada iki şık var önümüzde. Komple heyelanlı gelen malzemeyi alacağız, kazacağız. Arkasından bu viyadüğü ya tamir edeceğiz. O bölgeleri yıkacağız artık mecburen oralar hareketlenmiştir. Aynı güzergahta bu defa ya da burada bu yol güzergahını, viyadük güzergahını birkaç kilometre yolu uzataraktan bir servis yolu yaparaktan yeniden yolu tekrar ulaşıma açacağız. Yani iki yol var önümüzde. Ancak burada böyle bir şev kaymasının olabileceği, daha önceden oluşan gerilme çatlaklarının varlığını orada bu yolu yapan mühendisler fark edebilselerdi bu problemin önüne baştan geçilebilirdi. İşte jeoloji, inşaat mühendisliğinin zemin mekaniği ana bilim dalı arkadaşlar bu problem olmasın diye size öğretiliyor. Yani ben yol mühendisiyim, yapı mühendisiyim. Yolu yapar geçerim. Yolu yaparsın ama yolu açık tutmak gibi görevimiz de var. O zaman bu heyelanı önceden fark edip şuralarda bir sekileme yapılsaydı veya bu heyelan olmadan önce bu malzeme alınıp bir başka çare bir kazıklı sistem burada kurulsaydı belki de bu kaymayı olmadan durdurabilirdik. İşte bunun örneği var. Nerede derseniz biraz sonra
Bakın bir örnek göstereyim ben size. İşte burada mesela bir örnek. İşte bakın viyadük yapılmış. Yanında kayabilir bir yüzey şey tespit edilmiş ve burada bu kaymayı önlemek için fore kazıklar yapılmış ve ankrajlı bir sistem ile bu kayma durdurulmuş ya da kayma olmaması için çare aramış inşaat mühendisleri gördüğünüz gibi. Şimdi bu sistemi burada kurmak mümkün değil miydi? Bence mümkündü. Ama burada böyle bir kaymanın olup olmayacağını önceden fark edemiyorsanız öyle bir iyileştirme önlemi almazsınız. Almıyorsanız da işte yolunuz gördüğünüz gibi burada trilyonlarca liralık bir hasar oluştu. Muhtemelen bu bölüm yani şu noktadan buraya kadar bölüm hareket etti. Ve kullanılamaz durumda ve muhtemelen şöyle yeniden kilometre birkaç kilometre uzunluğunda bir servis yolu yapılıp belki de geometrik standartları yolun bozulacak şekilde bir servis yolu yapılıp bu yol trafiğe tekrar açılacak. Ama ortaya çıkan zarar milyonlarca lira bir zarar. Yani okuduğunuz her konu basit istinat duvarı konusu taş duvar yapıyoruz gibi görünüyor. Veya şev analizi, şev kayar mı kaymaz mı gibi. Bakın 3-5 sayfalık bir kitap bilgisi bu. Ama trilyonluk yatırımı koruyabilen bir bilgi gördüğünüz gibi. Trilyonluk yatırımı koruyabilen, can kayıplarının önüne geçebilen bir bilgi. O yüzden inşaat mühendisliğinin ne kadar ciddi bir bilim dalı olduğunu, eğer bu konular düzgün öğrenilmezse nelere mal olabileceğini lütfen algılayın artık. Yani şu an derste 24 kişi var. Sınıfın neredeyse yarısından fazlası yok. Ve çalışma, çaba, öğrenme noktasında da ilgi seviyesinde, motivasyonda arkadaşlar çok büyük bir düşüş var. Bu düşüş ülkenin geleceği için hiç de iyi bir şey değil. Çünkü bu yolun yapımında karayolları adına, Devlet Su İşleri adına, Bayındırık Bakanlığı adına yarın sizler olacaksınız. Ve çok üst düzey görevler sizi bekliyor olacak. Ama bu görevleri layığıyla yapabilmeniz işte bugünden atacağınız temellere bağlı. Bugünden iyi yetişir isek o işleri yapabilir, o inisiyatifi taşıyabilir olacağız ona göre. Bakın burada bir heyelan, doğal heyelan, yamaç kayması olmuş ve yerleşim yerini tehdit etmiş. Muhtemelen burada 3-5 konut, ev ne varsa yol komple artık kullanılamaz durumda. Muhtemelen topuk kası yapmışlar burada. Topuktaki taşıyıcı tutucu noktayı alınca bu heyelan komple gelmiş. Zaten şurada da bir yol çizgisi var dikkat ederseniz. Artık şu an bu yol kullanılamaz durumda. Belki de bu yerleşim yerine tek ulaşım noktası olan yol elden çıkmış durumda. Yani bir anda buraya herhangi bir sağlık yardımı bile iletilemez hale gelebiliyor böyle bir sorun ile karşılaştığımız zaman. Heyelan dediğimiz mesele arkadaşlar AFAD'ın en önemli çalışma konularından biridir. AFAD biliyorsunuz afetlerle ilgili çözüm üreten birimdir kamu adına ve çok sayıda inşaat mühendisi AFAD'da görev yapar. Niye? Önce bunlar olmasın diye olursa da nasıl müdahale edeceğini bilmek durumundadır. Yani o afete müdahale edilmesi, afet olmadan önce alınması gereken tedbirler, bütün bunlar AFAD'ın uzmanlık alanıdır, AFAD'ın uzmanlık alanıdır ve oralarda çok sayıda inşaat mühendisi meslektaşımız vardır. Sizler yarın bu hizmetleri yapacaksınız. Peki bir şey nasıl kayar diye tanımladık. İşte düşme, devrilme, kayma, yanal yayılma, akma ya da bütün bunların tamamının görülebildiği karmaşık bir türde hareket olabilir. Bununla ilgili YouTube'da çok sayıda video var arkadaşlar. İşte heyelanlarla ilgili videolara şöyle bir bakarsanız hepsinin örneğini gerçekten birebir canlı şekilde görebilirsiniz. O videoları izledikçe yaptığınız işin anlam ve önemini daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bir şevde kayma olur mu olmaz mı konusunu basit bir blok analiziyle analiz edebiliriz dedik. Nedir bu bloğun ya da buradaki bir zemin tanesi olarak düşünelim bu bloğu. Bir ağırlığı var. Bu ağırlığı buradaki alfa şev açısına dikkate alaraktan
bileşenlerine ayırdığınız zaman aşağıya doğru olan kuvvet ağırlık çarpı sinüs alfa. Bu bloğun ya da zemin tanesinin ağırlığının sinüs alfa bileşeni. Zemin yüzeyine yani şey yüzeyine dik gelen bileşen de V kosinüs alfa. Taneleri burada görüyorsunuz. Birbiriyle sürtünme var. Bu sürtünmenin bir sürtünme katsayısı olarak tanımlanması gerekir fizikten hatırlarsanız. Biz içsel sürtünme açısının tanjantının aşağı yukarı sürtünme katsayısı olarak kabul edebiliriz. Bu bizi çok büyük bir hataya götürmez. Şimdi bu aşağıya doğru ve sinüs alfa kuvvetiyle aşağıya doğru çekiliyor, itiliyor ya da gitmek istiyor. Bunu durduran da işte V kosinüs alfa bileşeni ve buradan gelen sürtünme. Peki bu sürtünme dediğimiz şey V kosinüs alfa tanjant fi bildiğiniz gibi. Eğer bir de kohezyon varsa arkadaşlar, kohezyonun birimi ton bölü metre kare ya da kilo Newton bölü metre karedir hatırlarsanız. Buradaki bu zemin alanına çarp yaparsanız kohezyonun oluşturduğu sürtünme kuvvetinde bulursunuz. Çarpmanız gereken kayacak yüzeyin alanı ton bölü metre kare ya da kilo Newton bölü metre kare biliyorsunuz. Kohezyonu alanla çarptığınız zaman işte kohezyondan dolayı tutucu kuvvet ve kosinüs alfa çarpı tanjant fi'den dolayı sürtünmenin tuttuğu kuvvet de kaymaya engel olan durumdur. Şimdi kaymaya engel olan kuvvetler kaydırmaya çalışan kuvvetler. X'ini oranladığınız zaman şey kayar mı kaymaz mı sorusuna gayet kolay bir biçimde cevap verebiliyoruz. Eğer kaydırıcı kuvvetler kaymaya engel olan kuvvetlerden fazlaysa bilin ki bu şey kayacak. Denge durumu nedir derseniz bir. Ama biz mühendislikte hiçbir zaman bir güvenlik sayısıyla çalışamayız. Şevin projelendirdiğimiz zaman güvenlik sayısının 1,5 olmasını isteriz en azından. Eğer 1,5'tan azsa güvenli değil deriz ve ona göre şelin boyutlarında, ağırlığında değişikliğe gideriz. Şevlerde neden kayma olur? İşte kayma mukavemetinde azalma ya da kayma gerilmelerinde artma neticesinde kayma olur dedik ki formülümüz bu. Şimdi burada bir şev örneği inceleyelim. Bakın bu konu için topografya ölçme bilgisi konusuna ihtiyaç var. Bölgenin jeolojisi, jeoloji bilgisine ihtiyaç var. O bölgenin zemin koşulları, zemin mekaniği bilgisine ihtiyaç var. Bütün bu analizleri yapabilmek için de iyi bir matematik, statik bilgisine ihtiyaç var. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman bu şev kayar mı kaymaz mı konusunda yorum yapabiliyoruz. Bu yorum arkadaşlar madenci yapabilir, jeolog yapabilir. Çünkü onlar doğal şevler için eğitim alıyorlar ya, jeologlar. Madenciler maden çıkarıyorlar biliyorsunuz açık maden işletmeleri, traverten ocakları gibi kaya ile ilgili daha çok çalışıyorlar. İnşaatçılar da yol yapıyor, yarma yapıyorlar, toprak dolgu baraj yapıyorlar, arazi yerleşim alanlarını düzenliyorlar. Gördüğünüz gibi yani uygarlık mühendisliği adı üstünde uygarlaşmayla ilgili çözümler üretiyorlar inşaat mühendisleri de. Bir eğimli bir yüzey orada İmara açıldı. 18. madde geçti ve imara açıldı. Biz burada ev yapacağız deniyor. Mimar çok güzel bir ev planı çizip gönderiyor size. Hadi bunu yerinde inşa et. İnşaat mühendisliğinin tanımı depreme dayanıklı yapılar yapmak, virgül, o bölgenin zemin şartlarına uygun yapılar yapmak, virgül, fonksiyonel, virgül, ekonomik gibi böyle inşaat mühendisliğinin tanımını genişletebilirsiniz. O bölgede bir eski fosil heyelan varsa, kayma bekleniyorsa, yapı ayakta duramıyorsa, sorumluluk mimarın değildir sevgili arkadaşlar. O bölgede eğimli yüzeyi görüyorsun, zemin koşullarını görüyorsun, zemin etüdü elinde var. O zaman bu zemin şartlarına göre orada yapıyı inşa etme görevi ve sorumluluğu inşaat mühendisine aittir. İşte inşaat mühendisleri bu yüzden şev stabilitesi dersini, zemin mekaniği dersini alıyorlar. Ha, ömrüm billah böyle bir sorunla karşılaşmaz mısın bilmiyorum ama karşılaşıyoruz. Ben çok karşılaşmak zorunda kalıyorum. Niye? Uzmanlık alanım zemin mekaniği. Bir bölge imara açılsın mı açılmasın mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Bir, imara açılıyor. İmara açıldıktan sonra burada bu şev kaymalarını nasıl durdurup burada yapılar yapabiliriz sorusuyla karşılaşıyoruz. İki, burada kayma tehlikesi var. Kaymasın yapılarımızı yitirmeyelim.
nasıl bir önlem alalım sorusuyla karşılaşıyoruz. 3. Yani bu sorular ve bu sorulara çözümü hep beraber bulmak zorundayız. Bakın burada H şev yüksekliği, kayan şevin yüksek, DH kayan şevin yüksekliği. H dediğimiz şey şev yüksekliği, kayma daha derinde bakın. DH dediğimiz değer kayma dairesi, kaymanın yüksekliği. Burada bir gerilme çatlağı var bakın. Bu gerilme çatlağın içi suyla dolunca bu bölgede bir yumuşama meydana getiriyor ve su basıncı bunu itiyor ve kayma oluşabiliyor. İşte şev eğimi, şev yüzeyi, beta şev açısı. Bu şev buradan mı kayar yoksa direkt C'den başlayıp B'ye mi ulaşırdı kayma? Bu tamamen o bölgenin zemin koşullarıyla ilgili. Eğer burada yumuşak bir zemin varsa muhtemelen biraz daha sert zemin üzerinde taban kayması şeklinde kayma oluşur. Ama daha üstte bir zemin olsaydı o zaman direkt C noktasından başlayıp şuradaki B noktasına ulaşacak şekilde de bir kayma dairesi belirlenebilirdi. En önemli sorunlardan bir tanesi zaten bu şey kayar mı kaymaz mı sorusuna karar verebilmek için arkadaşlar kayma yüzeyini belirlemek. Kayma yüzeyi doğru belirlenmediği zaman hiç kaymayacak bir şey kayar ya da hemen kayabilecek olduğu halde yok bu şey kaymaz sonucuna ulaşılabilir. Bakın burada önemli bir bilgiye ihtiyaç var. Nedir? Kayma yüzeyi burada beklenen husus nedir? Kayma yüzeyi ne olacak? İşte dairesel kayma mı olacak? Bu burada gördüğünüz dairesel bir kayma. Burada bir daire yayı var görüyorsunuz. Bir de düzlemsel kayma dediğimiz kayma türümüz de var bizim. Düzlemsel kayma dediğimiz türde şurada gördüğünüz gibi bir kaya yüzeyi, sert bir yüzey üzerinde düzlem şekliyle yani bir dairesel hareket yok, düzlem kırılma şeklinde kayma karşımıza çıkabiliyor. Bakın bunların hepsi dairesel kayma türleri. Biraz evvelki örneğimiz şuna benziyor. Tabandan kayma. Ama şu şekilde de bir kayma durumuyla karşılaşabilirdik. Artık o bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak, zemin özelliklerine bağlı olarak kayma yüzeyi tahmin ediliyor. Ve bu şey kayar mı kaymaz mı sorusuna cevap aranıyor. Nasıl aranacak derseniz, onunla ilgili şimdi bir örnek göstereceğim size. Bakın burada bir baraj yüzeyi su dolacak bir alan. O bölgede kayma olmasın, depolanımız küçülmesin diye bir şev düzenlemesi yapılmış olabilir. Burası bir açık maden işletmesi olabilir. Hangi mühendislik amaç için yapıldı? Şu an bu fotoğraftan tam olarak anlamak mümkün değil. Ama burada açık maden işletmesi olarak yapıyorsanız bu şevlendirmeyi, bu kademelendirmeyi bir göçerse burada ne makinanız kalır, ne çalışma kalır, ne şantiye kalır gördüğünüz gibi. Yani zeminin, toprağın arkadaşlar hiç şakası yoktur. Direkt sonuç ölümdür ve artık ve direkt batışa götürür. Yani sizin orada 3-5-10 tane iş makinanızın kalması, şantiyenizin yıkılması, işçilerinizin toprak altında kalması çok büyük, önemli bir problemdir. Böyle bir şeye izin verilemez. Şimdi toprak kaymasın, şev göçmesi olmasın diye genellikle yol inşaatlarında işte şurada gördüğünüz toprak, burada gördüğünüz taş duvar, ağırlık duvarlar yapılıyor. Bakın kayma olmasın diye. Eğer o biraz evvelki bir devasa viyadüğü neredeyse ortadan kaldıran o kayma önceden tespit edilseydi, buna benzer önlemler alınabilseydi belki de o kadar büyük bir problem yaşanmadan o kayma durdurulabilirdi. Ama fark edilmemiş, yani anlaşılamamış. Bakın bu kayma, burada taş duvar yapılmış, burada betonarme perde duvar yapılıyor. Betonarme perde duvarda da daha küçük kesitlerle betonarme istinat duvarları yapıyoruz biliyorsunuz. Bakın arka taraf her halükarda seçilmiş arka dolgu. Bu bölgeye kırma taş drenaj, benim önerim de kırma taştır her zaman için ve burada mutlaka bir drenaj borusunun olmasıdır suyu tahliye edebilmek için ve istinat duvarının içinde de delikler bırakılır. O deliklerde biliyorsunuz barbakan dediğimiz drenaj delikleridir.
Burada da çelik pipeline'lı bir sistemi görüyorsunuz. Muhtemelen burada dar derin kazı var. Pipeline'lar bir yapılmış ve karşılıklı desteklenmiş. Burada da bir altyapı sistemini döşeyeceğiz. Bakın şurada bir boru var. Muhtemelen bu boru sulama boruları olabilir, bir barajdan çıkan ya da bir kanalizasyon içme suyu şebeke borusu olabilir. Ama burada gördüğümüz muhtemelen yağmur suyu boruları veya kanalizasyon boruları. Yol kenarlarında bazen bitkilen şevler görürsünüz ve bitkilendirilmiştir. İşte ziraat mühendisleri bu yüzden şev dersi alırlar. Onlar da en uygun bitkiyi kullanıp o kaymayı önleyebilelim düşüncesi vardır. Bitkilendirme kararı alındığı zaman hangi bitkilerle buradaki şevi tutarızsa ziraat mühendisleri karar verir. Ama hangi yapısal önlemi alalım derseniz bunun kararını da inşaat mühendisi verir. Bu şev kayar mı kaymaz mı sorusu arkadaşlar pek çok bilim dalı tarafından verilebilir. İşte ziraatçı, inşaatçı, madenci, jeolog ama burada bir yapısal önlem almalıyız dediğiniz zaman yetki, sorumluluk tamamıyla yapısal işlerde inşaat mühendisindedir. Tarımsal uygulamalarda ziraat mühendisi, hani onlar şevli bölgede tarım yapmak istiyorlar. Mesela örneğin tarla olarak kullanmak istiyorlar. O zaman ona göre bitki sulama sistemi kuracaklar. O yüzden onlara bu konu öğretiliyor. Ama madenciler maden çıkarmak istiyorlar. Onların hedefi de o. E bize toprak dolgu baraj, otoyollar, demiryolları ve o tünel giriş çıkışlarında oluşan bölgeler, bir tünel girişinde heyelan meydana gelirse karşımıza çıkabilecek problemi şöyle bir tahayyül edin, bir hayal edin arkadaşlar. Yani çok büyük bir problemdir. Bakın yol kenarında yol dolgusunu tutan kazıklar, fore kazıklar. Gördüğünüz gibi. Burada biraz evvelki heyelan, gördüğünüz o devasa heyelan olmasın diye başka bir yerde trilyonlarca lira para harcanıp önlem alınmış gördüğünüz gibi. Eğer şu sistemi kurmasa buradaki yamaç bir kaysa gelse buradaki viyadüğü hizmet dışına bırakıyor ki ilk gösterdiğim fotoğrafta bu vardı. Şu fotoğrafa şöyle bir iki dakika bakmanızı rica ediyorum. Bu arada ben de ikinci dersimizi açayım. Dersiniz. İkinci ders açmayı başardık. Devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Burada bakın bir şev yüzeyinin kaplanması. Burada geotekstille kaplıyor. Hem yüzeysel olarak dökülmelere karşı bir önlem. Çünkü ancak bu geotekstille burayı sarmak veya burada kullanıldığına benzeyen bir biçimde kumaş beton var. Kumaş betonla kaplayabilirsiniz. Ama bu derin bir kaymayı, heyelanı önlemez. Ancak yüzeysel dökülmelere karşı koyabilir. Bakın burada bir püskürtme beton palye yapılmış, 5-6 tane palye var. Bu palyeler kaymasın diye bulonlar ya da zemin çivileri, ibo bulon dediğimiz bulonlama zemin çivileri kullanılmış ve hasır çelik serilmiş. Artı üstü de su girişi vesaire olmasın diye püskürtme betonla kaplanıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunların hepsini yollarda o şevlerin korunma amacıyla yaptığımız yapılarda görebilirsiniz. Bakın ben size bunun videosunu izleteyim. Burada videosu vardı bunun. Evet, bu uygulaması nasıl yapılıyor görmüş oluruz.
Bakın hazır çelik teli atıyor öncelikle tutmuş. Bakın burada nasıl çatışıyorlar. Resmen dağcılık hizmeti gibi görüyor musunuz? Buna benzer bir tel ile kaplama Korkuteli Antalya yolunda da var. Sonra da o altta asır telin üzerine şatgrit dediğimiz püskürtme beton atılıyor. Püskürtme betonun orada yapışması lazım. Dozajı ve slump'ı ona göre ayarlanıyor bildiğiniz gibi. Burada bir istinat duvarı var, betonarme bir istinat duvarı. Hemen onun yanında da püskürtme beton yapılmış. Genellikle barajlarda püskürtme beton uygulaması çok uygulanır ya da yollarda çok karşımıza çıkan bir uygulamadır. Sizden beklenen bu şantiyenin her noktasında bu yönetim kabiliyetiyle sizin bu şantiye şefliğini yapabilmenizdir. Bütün bu bilgiler işte 3 sayfa zemin mekaniğinden şev stabilitesi, bu malzemeyi tanıyacak yapı malzemesi, buradaki işin maliyetini çarpıp bölecek yapı işletmesi bilgisi, ekonomi bilgisi, bir buradaki şev analizleri, yani o kadar çok bilim dalından faydalanır ki bir şantiye şefi. Bu 4 yıllık süre zarfında sizin bütün öğrendikleriniz hep karşınıza çıkar. Bakın burada bir şatgritle kapladığı duvarı gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi bizim için önemli olan arkadaşlar kullandığımız yöntemlerden bir tanesi limit denge analizleri yöntemidir. Kayma düzlemini bir tek bir düzlem üzerine düşünüyoruz ve bu limit denge analizinde işte kaydırıcı kuvvetler biraz evvel gösterdiğim gibi V sinüs alfa bu şev yüzeyine dik gelen bileşen V kosinüs alfa V kosinüs alfa çarpı bizim açımızdan tanjant V yani sürtünme katsayısı durdurucu kuvvet eğer varsa bir de kohezyonun etkisiyle durdurucu kuvvet var. E burada biz kayar mı kaymaz mı noktasında kritik dengeye baktığımız zaman işte arkadaşlar kaydırma engel olan kuvvetler bölü kaydırıcı kuvvetlere biz kritik denge diyoruz. Eğer mühendislik yapılarında mutlaka 1,5'un üzerinde olmasını istiyoruz. Şimdi bu güvenlik sayısı acaba nedir sorusuna pek çok araştırmacı cevap aramış. İşte Fellianus, Bishop, Modifiye Bishop, Morgenstern Price, Spencer, Bell, Jambu, Sarma gibi çok sayıda yöntemler var. Bu yöntemlerden hangisini kullanalım? İşte kaya için uygun olanlar, kirli zeminler için uygun olanlar, karışık zeminler için uygun olanlar veya her zemin koşullarında kullanabileceğimiz yöntemler. Bunları genellikle biz Plaxis gibi, GeoSlope gibi, Jeo5 gibi zemin ortamını modelliyoruz bilgisayarda. Modelledikten sonra zemin koşullarını, yeraltı suyu koşullarını veriyoruz ve burada şev kayar mı kaymaz mı en idealize edilmiş olabilir kayma yüzeyini bilgisayar yardımıyla belirliyoruz ve o bize soruyor hangi yöntemle ben güvenlik sayısını bulayım. Biz orada işaretliyoruz işte Bishop'la yap, Fellianus'la yap, Spencer'la yap gibi. Muhtemelen birbirine çok yakın değerler veriyor. Biri 1,38 veriyor, biri 1,40 veriyor, biri 1,41 veriyor. Artık mühendis orada hangi değeri koyacakse o şevin güvenli olup olmadığına karar verip ona göre şevin tasarımını yapıyor veya yapısal istinat duvarı gibi önlemler önererek istinat duvarını projelendiriyor. Yani birkaç tane yöntemimiz var. Ben size bu yöntemlerden birkaç tanesini öğreteceğim tabii ki. Bunlardan sorumlu olacağız. Bakın yine yöntemleri saymış burada. O kadar çok yöntem var ki bizim zemin mekaniği problemleri kitabında Fellianus yöntemi var. Taylor yöntemi var. Bir de
Bishop yöntemi var. Onunla ilgili örnekler var. Yani üç yöntemi orada görebilirsiniz. Diğerlerini öğrenmeyelim mi? Birbirine zaten çok benziyor. Formüller çok benziyor. Yani farklı kaynaklardan o yöntemlerle de çözüm yapmanız mümkün. Şimdi bizim bir şevimiz var. Geometriyi belirledik. Şev yüksekliği, şev eğimi. Burada bu olası kayma yüzeyini belirliyoruz. En önemli sorun bu arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra işte o kaymaya engel olan kuvvetler nedir? İşte O noktasına göre, bu dairenin merkezine göre moment alırsak, bakın bu şevin ağırlığı çarpı x. Kaymaya engel olan. Peki, pardon, kaydırıcı kuvvetler, kaydırmaya çalışan. Çünkü kendi ağırlığıyla kaymaya çalışıyor. V çarpı x. Bir de kaymaya engel olanlar var. O da bakın, Cu, yani zeminin kohezyonu, kohezyonlu zeminse, çarpı L, buradaki yayın uzunluğu kadar artı çarpı 1, L çarpı 1 olunca alan oluyor, çarpı R kadarlık bir moment kolu var. Bu da kayma engel olan kuvvetler durumu. Eğer burada arkadaşlar hangisi büyük, ona göre kayar ya da kaymaz sorusuna cevap veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Mesela yine burada bir düzlemsel kayma örneği var. Burada düzlemsel düz bir çizgi halinde kayma. Kayan yüzey M, N, O. Nerede kaymış? M, O. M harfi ile O harfi arasındaki şu yüzeyde kaymış. Şev açısı bakın burada kayma yüzeyinin açısı alfa. Kayar mı kaymaz mı? Şimdi burada kayan yüzeyin bir ağırlığı var. V ağırlığı demiş. Bunun şev yüzeyine etkisi V çarpı kosinüs alfa çarpı tanjant fi. Biliyorsunuz. Biraz evvel blok analizinde gösterdim. Şimdi burada kaymayı durduran bir kohezyon var. O da ne? Kohezyon çarpı buradaki L uzunluğu. Kayma yüzeyinin uzunluğu. Bir de 1 metre birim genişlik var. 1 metre birim genişlik için bunu yapıyorum. C çarpı L çarpı 1. Yani kohezyonun kaymaya karşı koyduğu etki. Bir de zeminin ağırlığının dik bileşeni kosinüs alfa ve kosinüs alfa çarpı sürtünme katsayısı. Peki kaydırıcı unsur ne? O da buradaki şev ağırlığının V'nin sinüs alfa bileşeni. Bakın böyle bir genel formülümüz var. Kayar mı, kaymaz mı? Güvenlik sayısı formül bu. Bu formülü kullanarak arkadaşlar biz şevin geometrisini, kayma yüzeyini belirleyeceğiz ve kayar mı, kaymaz mı sorusuna cevap arayacağız. Ana formül bu. Bu formülü anladıysak nereden geldiğini anladıysak sorun kalmıyor. Tekrar soruyorum, size soruyorum şimdi. C çarpı L demiş. C birimi ton bölü metre kare. L ise metre. Gördüğünüz gibi. Orada çarpmamız gereken bir alan var. L ise bir boyut. Nasıl oldu bu iş? Bunu anladık mesela. Neden C çarpı L diye yazmış orada? Sizden cevap bekliyorum. Neden C çarpı L yazmış? Formülde aslında C'nin neyle çarpılması lazım? Kayan yüzeyin alanıyla çarpılması lazım. 1 metre birim genişlik olduğu için 1 çarpı L'dir aslında o alan var arkadaşlar orada. Yani bir şeyi ezberleyelim ama doğru öğrenelim. C çarpı L çarpı 1 var. 1 metre birim genişlik için yaptığımız için. Şimdi burada arkadaşlar o blok analizine baktığınız zaman, buradaki blok analizine baktığınız vakit ne görüyorum derseniz kaydırıcı kuvvet işte V çarpı kosinüs alfa çarpı tanjant fi bir de kohezyon çarpı taban alanı C çarpı L çarpı 1 aynı formül bölü V çarpı sinüs alfa işte kayar mı kaymaz mı soru bu. Ama bu işin içine ne girecek? Yeraltı suyu koşulları girecek. Arkadan başka etki var mı? İlave yük var mı?
Bütün bunları etki anlamında bu formül içine ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu temel formül, ama bunun içine su basıncı varsa, ilave yük varsa, zemin koşulları tabakalıysa, bütün bunları ekleyeceğiz. Evet, bir örnek mesela Felyanus yöntemi. Bu İsveç dilim metodu adıyla anılır. Biraz evvel gösterdiğim, bakın, bir şev örneği vardı işte, görüyor musunuz? Bu şev örneğini İsveç dilim metoduyla çözelim şimdi. Nasıl yapıyoruz? Bir şev yüzeyini oluşturduk. Olabilecek en gayrimüsait durumdaki kayma yüzeyini belirledik. Burada işi kolaylaştırmak için şevi dilimlere ayırıyoruz. Birinci dilim, ikinci dilim, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı tane dilim var bakın burada. Her bir dilimin dengesini belirliyorum. Her bir dilim kayar mı, kaymaz mı? Her bir dilimin dengesini belirledikten sonra bunları topladığım vakit bu genel anlamda şevin güvenlik sayısını buluyorum. Eğer yeraltı suyu varsa suyun kaldırma kuvvetini düşüyorum ağırlıktan. Çünkü su benim için bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Eğer yeraltı suyu yoksa bu birim U ve burada olmayacak zaten. İşte C üssü, fi üssü, efektif gerilmelere göre iş yapılmış mesela burada. Uzun dönemde efektif gerilmelere göre şevin güvenlik sayısı belirlenir. Kısa vadede toplam gerilmelere göre, uzun dönemde efektif gerilmelere göre belirlememiz gerekir. Şimdi burada şey analiz ederken arkadaşlar, tek tek dilimlere ayırdım ve sonuca gittim. Şimdi bir şev dilimini etki eden kuvvetler, orada aldığım bir şeve etki eden kuvvetler bunlar. Bununla ilgili zemin mekaniği problemleri kitabımızda çok güzel 2-3 tane örnek var. Mutlaka elimize kağıdı kalemi alıp çözeceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok. Kayma yüzeyi, oluşturduğumuz dilimler. Ha, birisi 7 dilim oluşturur, biri 12 dilim oluşturur. Burada biri 1,38 bulur, biri 1,385 bulur. Yani 1,3 değişmez de anındaki rakamlar değişebilir. Yani en hassas çözüm tabii çok sayıda dilim yapmakla oluşacaktır. Evet, bir örnek çözelim şimdi. Bir kuru kum şevin şev açısı 30 derecedir. Şevin yüksekliği 10 metre. Kum zemin üzerinde yapılan deneylerden gamma S 2,60 gram bölü santimetre küp, porozite 0,40 ve zeminin içsel sürtünme açısı 35 derece. Bu durumda acaba bu şevin göçmeye karşı güvenlik sayısı nedir? İkinci bir şık, şevin yüksekliği 10 metre değil de 20 metre olursa acaba güvenlik sayısı ne olur? Şimdi burada zeminin bana gamma n değeri lazım. Gamma n değerini bulabilmem için porositeden yararlanarak gamma n değerini kolayca bulabilirim zaten. O benim için gayet kolay. Zemin bir hep dahil yani. Hani o yüzden temel inşaatında şu gamma s nedir, gamma n nedir, fi nedir bunları bilmek durumundayız. Şimdi bir kum tanesinin dengesini gözetelim. Blok analizi yapar gibi yaptığımız iş. Bu kum tanesinin bir V ağırlığı var. Bunun şev yüzeyine paralel giden bir V sinüs beta sinüs alfa aşağıya doğru olan bir kuvvet var. Kaydırıcı kuvvet. Bir de kayma yenge olan V kosinüs. İşte burada beta dediği için beta diyeyim ben de. Kosinüs beta çarpı sürtünme katsayısı. O da tanjant fi. Şimdi burada kaymaya engel olan kuvvetler, koezyon var mı kumlu zeminde? Yok. O zaman V çarpı kosinüs beta yani şev açısı çarpı tanjant fi. Kaydırmaya çalışan V sinüs beta. Gördüğünüz gibi. Peki burada V'ler ağırlıklar birbirini götürüyor. Kosinüs beta tanjant fi sin beta var. Kos beta bölü sin beta tanjant betaya eşittir. 1 bölü tanjant betaya eşittir. Orada şu işleme baktığınız zaman tanjant fi bölü tanjant beta karşımıza çıkar. Yani güvenlik sayısı kumlu zeminlerde ya da grönler zeminlerde pek ağırlıkla falan uğraşmamıza, yükseklikle uğraşmamıza gerek kalmıyor. Direkt neyle buluyorum? Şevin geometrisi, şevin açısı ve zeminin içsel sürtünme açısı. Direkt ikisi benim için yeterli veriyi oluşturuyor. Peki bu durumda tanjant fi nedir? Tanjant 35. Şevin açısı 30 derece. Tanjant 30.
Böldüğümüz zaman güvenlik sayısı 1,21. 1,5'tan küçük olduğuna göre ben burada bunu bir yol dolgusu olarak kullanamam. Bir yol yarması olarak kullanamam. Güvensiz. Gelelim B şıkkına. Bu kum şevin yüksekliği 20 metre olunca güvenlik sayısı değişir mi? Bakın yükseklik ve ağırlıktan bağımsız kumlu zeminlerde. Ama kirli zeminlerde hiç değişirdi onu söyleyeyim. Kumlu zeminlerde yine tanjant fi bölü tanjant beta'dan güvenlik sayısı 1,21 elde edilir. Bu sorunun yeraltı suyu olsaydı ne olurdu? Yeraltı suyu şevde akış halinde olsaydı ne olurdu gibi devamı var zemin mekaniği problemleri kitabında. Lütfen o devamını da siz getirin. Önümüzdeki ders işte İsveç dilim metodu, Taylor metoduyla ilgili önümüzdeki haftada örnekleri yapacağız ve bu çok önemli şev stabilitesi konusu size kalacak. Şimdiden artık iyi bir çalışma ortamı oluşturun. İstinat duvarları ile ilgili hiçbir eksiğiniz lütfen kalmasın. Yanal toprak basıncı konusunu en iyi şekilde öğrenelim. Sonra yine çok önemli bir konu olan şev stabilitesini işleyeceğiz. Sonra da vize zamanımız gelecek zaten. Evet, bu akşamki dersimi ben burada tamamlıyorum arkadaşlar. Sorunuz varsa memnuniyetle cevaplayayım. Sorunuz zannediyorum yok. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.